Evet. İşte burası. Nasıl? Güzel. Ya Esin, aslında benim hiç mimar bir arkadaşım var. Dükkanın fotoğraflarını çekersek bize yardımcı olabilir. Ay süper olur. Ya bir şey soracağım. Sizce de ortalık sessiz değil mi bugün? Evet ya. Kahvenin önünde de kimse yok. Dükkanlar da kapalı. Bir tuhaflık var kesin. Var evet. Ve bu tuhaflığın da bir sebebi var tabii. Neymiş sebebi, ne oluyor? Neymiş sebebi diyor bir de. Sensin, kim olacak? Tavuklar kaçtı. Ne alakası var? Niye benim yüzümden kaçsın? Ne yapacağım ben senin tavuklarını kaçırıp fidye mi isteyeceğim? Benim alakam yok kaçırılma meselesiyle falan. Ya Allah aşkına bir de şöyle bir sıkışık zamanda böyle kötü kötü espriler yapma ya. Bahçe kapısını açık bırakmışsın. Bütün tavuklar kaçmış. Sabahtan beri hepimiz arayıp duruyor. Bulamadık daha. Bırakmadım ben bahçe kapısını açık falan ya. Yoksa bıraktın mı? Hadi buyur. Buyur işte ya. Daha ne yapıp ne yapmadığını bilmiyorsun. Şuur fukarası. Ya tamam, bıraktıysam da isteyerek bilerek bırakmadım. Hatta hadi hep beraber arayalım şunları. Bence de aga, biraz da olayın faaliyle ara yani. Biz de gidelim dükkanlarımızı açalım, ekmeğimize bakalım kardeşim. Sabahtan beri oruç arıyoruz ya. Doğru söylüyor be ya. Vallahi siz bir arayın, bulamazsanız biz devreye gireriz. Tekrar benim de yapılacak tesisatlarım var zaten. Hadi size kolay gelsin. Merhaba yine. Nasıl bir şekilsin ya? Nasıl bir şekilsin? Hey hadi o zaman gidelim buyurun. Ya şimdi ciddi ciddi biz tavuk mu arayacağız? Yok. Bir tane de horoz var. Amokachi. Ya siz gidin arayın. Şimdi biz bu topuklularla koşturamayız. Biz dükkanın fotoğraflarını çekelim. Evet. İyi. Öyle yapalım o zaman. Tamam hadi. Hadi o zaman. Hop hop dur. Abi ne yapıyorsunuz? Kavgaya gitmiyoruz ya. Ayrılalım. Siz çıkın şöyle gidin abi. Siz çıkın şöyle gidin. Siz şöyle gidin. Biz şöyle gidelim. Dükkana gidiyor. Hadi. Peki, sağ ol. Ya arkadaşların da ne kadar hayırlı, ne kadar vefalı insanlarmış maşallah. Bir de nasıl da yardım etmeye gelmedi ha. Amokachi! Gel, bili 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 bili. Ya bağırıp durma, senin sesine gelmez o. Sen sadece bakın, görürsen bana haber ver. Ah, şaka! Şey değil mi bu, Barbara değil mi? Aa, yok değil, değil. Sen bizim Firuzan'a benzettin de değil o. Nereden anladın ya? Aynısı. Ben küçükken Mera'da tavuklar büyütmüş de oradan anladım. Tavukların eline doğmuşum ben. Laf! Ya ben bütün gün tavukların içinde yaşayan insanım. İnsan kendi bahçesinde beslediği tavukları tanımaz mı? Bak bunun arka budumda beyaz beyaz hareler var. Ha bak bizim Firuzan'da da var bunlar ama Firuzan da paçalarına doğru böyle açıla açıla geliyor. Boş boş konuşuyorsun yani. Ne bağırıyorsun be? Biz seninle bugün anlaşmadık mı? Sinirlenmek, atarlamak, kavga etmek falan yoktu hani. Bağırmıyorum ben. Sesim gür sadece. Ayrıca sen o bahçe kapısını açık bırakıp gitmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Amokachi! Ya biliyorum hiç yeri değil ama Pascal akşam bizi diskoya davet etti. Vallahi mı? Hı. Seni de özellikle çağırdı. Hakikaten de sırası değilmiş. Neyse gidelim bari madem o bebe özellikle davet etmiş. Şey yapalım. Ama önce şu hayvanlara bir bulak ya. Amokachi! Ya Niko ne yapıyorsun oğlum ya? Sevmiyorum ketçap. Biliyorsun inadına mı yapıyorsun hepsine bulaştırıyorsun? Ketçap iyidir. Kırışıklıkları giderir. Genç gösterir. Oğlum ben yaşlı mıyım ki? Ben yaşlıyım. Of! Afiyet olsun çocuklar. Sağ olasın Marika abla. Kolay gelsin. Oh, kolaysa başına gelsin. Lan at ağzını hopurup yiyeceğine git. Kadına yardım etsene. Hı. Aman bırak. Ondan gelecek iyilik eksik olsun. O anca otursun, patatesini büyütsün. Ver mama, ver. Bırak, istemiyorum. Ver mama. İstemiyorum, dokunmayın. İstemez, istemez. Bırak. İstemez, ellemeyin yağlı ellerini. Ver, ver, ver. Ya bırak. Ver, ver, ver. Bırakın. Versene. Giderim. İstemiyorum dedim sana. Ver şunu be. Ne yaptınız? Rezil ettiniz her şeyi be. İstemiyorum, dokunmayın. Benim işlerime yapmayın. Elleme ver alırım. Sanki her dakika yardım etmişlermiş de size dedim ki ellemeyin bunları. Ama anlatamıyorum. Ver şunu. Mama. Ver şunu. İşte öbürünü de ver. Koca fofolu. Allah'ım ya Rabbim sen vur. Allah'ım ya Rabbicim. Oğlum sen ne pis adamsın lan?
Senin yüzünden azarı şutarım ya. Karizma senin. Şevkat, bulabildiniz mi lan? Yok. Yok kardeş, bulamadık. Yani girmediğimiz kümes, eşelemediğimiz folluk kalmadı. Yani sanki yer yarıldı. Ne yaptınız oğlum siz? Nasıl kıydınız lan amok ağacımı? Ne diyorsun Şevkat? Lan Eko, hadi bu iblis, bu şeytanın kurnadığı yapar. Sen kapı komşuna nasıl kıydın Niko? Benim amok ağaçımı nasıl böyle yaptınız oğlum? Amok ağaçımı böyle yolduğunuz gibi ben de sizi yolmam mı lan şimdi? Estop! Ne diyorsun anlamıyorum. Bir silkelen. Şevkat sakin ol. Nasıl olayım Esin? Nasıl olayım görmüyor musun? Yolmuşlar orunuzu. Almışlar işte amok ağaçının kudu, amok ağaçının nades kemiği ya. Bir de panelemişler hayvanı. Oğlum öldürürüm lan sizi, gebertirim. Canınızı alırım, canınızı. Oğlum manyak mısın lan? Niye kesip yiyelim biz senin horozunu? Lan bu tavuklar Türk bile değil, yurt dışından lan. Biz bunları dışarıdan söyledik. Ben de yedim. Siz benim amok ağaçımı paneleyip yersiniz ama ben yemem oğlum. Gebertirim lan. Bence yapma. Sen bilirsin. Üzerine vuruşmuş kardeş. Oo benim en sevdiğim sarı bıyıklı küçük esnaf kardeşim. Oo bak şimdi sana bir soru soracağım, tamam mı? Bütün iyi niyetimle, bütün güzelliğimle, bütün pozitif enerjimle bir soru soracağım. Sen de doğru cevap ver. Tamam mı kardeş? Oğlum iyi misin lan sen? Şimdi bana cevap ver. Amok ağacıyı kesip yediniz mi? Lan doğru cevap ver ama bak, amok ağacıyı kesip yediniz mi burada? Oğlum manyak mısın lan sen? Ben senin horozunu niye kesip yiyeyim? Bismillahirrahmanirrahim ya. Haklı Şevkat. Her türlü amok ağacı sanma. Hacı ben seni bunca zamandır tanıyorum. İlk defa bu kadar diplomatik şekilde görüyorum yani. Normalde sen adamı önce döversin sonra sorarsın yani. Bu kadar barışçıl olmak bünyeye biraz ters kardeşim. İsterse olmasın. Yani daha ilk günden iddiayı kaybetmek istiyorsa kendi bilir. İddia? Ne iddiası lan bu? Eşelene sen lan. Bu eşelediğin yerde sana kemik yok. Ört üstünü, ört. Öyle. Amok ağacı değil mi? Anam, amok ağacım, amok ağacı. Amok ağacım, gel. Gel. Aşk olsun sana. Oğlum senin yüzünden adımız tilkiye çıkıyordu lan. Girmediğimiz kümes kalmadı. Seni nerelerdesin sen? Ha? Yalnız bir dakika ya. Şu İddia mevzunu bir aydınlatsaydık ha? Aydınlatmayak kardeş. Benim gözüm kararmadan sen mevcut aydınlıkla idare et. Anam, Eşli, Barbara, Firuzan, Niko. Ben şunu eve bırakacağım. Sen şunlara bir göz kulak ol, ben de sonra alayım, tamam mı? Tamam. Hadi. Sen de benden uzak dur. Ya Cuma'yı görürseniz söyler misiniz bir benim eve uğrasın? Balkon gideri tıkanmış da. Ha. Öyle bir iş varsa Cuma zaten kokusunu alır gelir. Ancak Esin Hanım, bize şu iddia meselesini bir anlatsanız. Hah! Vay be Esin. Biraz çurcun oldu falan tamam. Ama ilk günü alnının akıyla atlattın. Sen bu iddiayı kazanacaksın kızım. Ayrıca ne var yani bir hafta bu evde kalamamışım. Kalacağım tabii. Benim evim burası. Uf da biraz soğuk. Onu da yarın hallederim artık. O ne ya? Ah.
Ne diyorsun kızım? Ne fısır fısır konuşuyorsun? Bağır biraz, duymuyorum. Ay, konuşamam, konuşamam. Evde hırsız var, hırsız var. Hırsız mı? Evet. Kızım, emin misin? Eminim tabii. Şu an salonda bütün eşyalarımı topluyor. Ne olur çabuk gel. Hemen... Gelirdim de şimdi çizgi roman okuyayım ya. Bir de en heyecanlı yerindeyim, biliyor musun? Bitsin, ben bir ara uğrarım. Ya sanma... Sen manyak mısın? Benim burada odaya sığındım. Hırsız var diyorum evimde. Üf kızım ya, şimdi beni o kadar yukarılara mukarılara çıkarttın mı? Ver hırsızı telefona, ben onunla bir telefonla konuşayım. Şaka. Bak şakanın sırası değil. Çok rica ediyorum, benim burada hayatım tehlike altında. Hayır, şimdi geleceğim, yardım edeceğim. Sen iddiayı kaybedeceksin, ondan sonra bana ağlayacaksın. Hayır, senin iddia... Şevkat, bak iddiayı falan bırak. Hemen buraya gel. Hayatım tehlike altında diyorum. Ne olur emanet değil miyim ben sana ya? Tamam, tamam, geliyorum. Vallahi sen de daha ilk tırt mevzuda hemen yardım çağırdın. Helal olsun ha. Ne tırt? Korkudan gebereceğim ben burada. Çabuk gel. Hadi kapat, kapat. Geliyorum hadi. Gelsin kardeş. Ya dur dur, nereye gidiyorsun ya? Dur dur, ne acele ediyorsun? Gel. Dur, sakin ol. Gel şu ışığı bir yakak. Gel. Ha? Dur şöyle. Şevkat, Şevkat. Şevkat, iyi ki geldin ya. Tamam, sakin ol. Burası buz gibi olmuş ya. Oo. Allah muhafaza, hasta masada oluruz. Dur. Ben şu kapıyı bir kapatayım. Bekleyin. Kaçıyor. Dur. Abisi dur. Ne panik yapın? Dur ya, sakin ol. Dur. 2 dakika duralım şurada. Sen de şey yaptınız, hemen bas bas bağırıyorsunuz gece gece ya. Kusura bakma. Evet, seni de işinden gücünden alıkoyduk ama ne yapalım ya? Sen devam et lütfen. Ne? Sen ne yapıyorsun Şevkat? Ne var kızım? Adam alnının teriyle rızkının peşinde koşuyor. Ne karışıyorsun ya? Devam et kardeşim. Ne alnının teri ya? Benim evimden çaldı o elindekilerin hepsini. Ama öyle değil. Yani şimdi sen o kadar eşyayla merdiven in, merdiven çık, binalara dırman... ...sen bu kadar işi yapsan sen nerelerin nelerin teller. Öyle mi kardeş? Sen devam et hadi. Hah, dur, dur bak. Ver. Korkudan dilim damağım kuruldu ya. Arkadaş, su iç. İç. İç, hepsini iç. Nasıl susamış, kana kana içiyor, yazık. Heh. Evet. Artık bu kadar, mola yeter. İşimizin başına gelelim. Hadi kaytarmak yok. Ya sen kendi işinin patronusun kardeşim. İnsan kendi işinden kaytarır mı ya? Hadi. Ben her şeyi topladım zaten ya. Bir şey kalmadı. Öyle mi? Ya bunların işi de çok zor aslında. Bakma. Değil mi? Senin sigortan falan var mı? Yok. Ya tabii sigorta da yok ama yaptır bence. Bireysel bir şeyler yaptır. Ha şimdi iyisin, gençsin de bunun 10 sene sonrası, 15 sene sonrası var. O merdivenleri o kadar kolay inip çıkamazsın. Binalara falan tırmanamazsın. Değil mi? Şevkat! Ne diyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne var kızım? Hiçbir şeye yardım etmeyecektim. İddiamız öyle değil miydi? Bari hırsıza yardım etme be. Ya ama onunla iddiaya girmedik ki. Allah Allah. Ne saçmalık ya. Yeter, ben polisi arıyorum. Oo, akıllı telefon. Kim bilir kaç paradır ha. E tabii şimdi hırsız kardeş de bunu görünce atları alır herhalde. Hayır. Telefonu ver. Telefonu. Yok, aldı artık. Artık aldı. Alınan mal geri verilmez. Öyle mi kardeş? E sen de niye çıkarıyorsun hırsızın önünde telefonumu? Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokuyorsun. Alır tabii adam, almayacak mı? Öyle mi kardeş? Bana müsaade. Ha, kaçıyor mu kardeş? E tamam. İyice baktın değil mi? Her şeyi toparladın. Baktım evet. Ha, iyi. Tamam o zaman, görüşürüz. Bana da gel, ben alt katta oturuyorum. Ha dur bir dakika dur. Ne biçim şaka bu ya? Anlamıştım zaten ben. Ama görürsün şimdi. Şevkat, senin ağzını burun... Ne yapıyorsun? Bak bu kızın babası antikacı. Bu çok bağlı bir şeye benziyor. Herhalde gümüş falandır sen bununla. Hayır, olmaz. O çok eski, 100 yıllık şapka da olmaz. 100 yıllık mı? Oh, epey de eskiymiş ha. Hayır, daha çok para. Hayır, değil mi? Daha çok para. Hadi şu kapının kilidini döndür çık. Hadi görüşürüz. Gidiyor. Tutsana şunu, gidiyor. Ya gitsin. Ya. Ne yapacaksın sanki? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen ya? Kızım. Anlaşmamız böyleydi. Yalvarsam da bana yardım etmeyeceksin demiştin. Tamam işte, bitti gitti. Bir daha da bağırıp çağırıp beni rahatsız etme. Hadi iyi geceler. Allah cezanı versin! Ne yapıyorum ya? Vay be.
sen Şevkat Yarımdar'a emanet edilmiş bir kızın evini öyle elini kolunu sallaya sallaya soyabileceğini mi sandın lan? Abi. Babaya dua et, kavga etmemeye yemin ettim. Yoksa var ya seni yukarıda duvardan duvara hal gibi düşerdim ha. Yürü. Yürü. Abi ne olur affet. Alayım. Al bunları. Bırak beni ya. Sus lan. Oğlum seni dövmeden karakola götürmek nasıl koyuyor biliyor musun sen? Ah ulan ah. Ulan bal tutan parmağını yalamaz mı? Yalayamıyoruz işte. Ya nereden girdim şu iddiaya ya? Gel bakayım gel. Abi nereye gidiyoruz ya? Çal la kapıyı. Abi bu ne ya? Sürpriz. Hayırdır Şevkat? Gecenin bu saatinde? La oğlum sen hakikaten kafayı yemişsin. Ne bu hal la? Ne var ki ya Allah Allah. Peştemal'den pijamam işte. Tamam neyse. Ya şu arkadaşa bir iki tane sağlamından ekleştirsen. Niye ki? Ne yaptı? Ya karıştırma. Hak etti. Ya hak etti. Ha o zaman tamam. Gel lan buraya. Dur gözünü seveyim. Dur burada yapma. Şimdi canım çekecek bir tarafım şişecek. Al sen bunu içeride dur. Ha iyi hadi bakayım. Gel lan. Gel içeri. Gel. Lan Kazım! Kazım! Ne var Şevkat ya? Ya oğlum kafasına gözüne çok vurma. Karakola götüreceğim ben bunu ya. Belden aşağı çalış biraz. Tamam tamam merak etme. Lan! Hadi böyle. Allah! 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 Oh, oh, oh. Şey var ya. Kazım yeter Kazım! Tamam yeter. Ya Şevkat ne var? Bir ağız tadıyla dövdürmedin adamı ya. Bakma bakma. Yeter ver artık ya. Vereyim mi? Ya ver hadi ver ya. Gel lan. Gel. Gel buraya. İyi la şu montunu. İyi. Üşüteceğim, üşüteceğim ondan sonra başıma kalacağım. Tutuşum. Şevkat iki tane daha çaksaydım ya. Ya tamam oğlum yeter Kazım. Eline sağlık kardeş. Sen üzerine düşeni yaptın sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Allah Allah. Ah, merhaba tekrar nasılsın? Alın içeri. Şey yaptın değil mi? Onu... Hayrola Şevkat. Merhaba komiserim nasılsın? Sağ ol. Hayır hayır ya. Şimdi ben akşam evde uzanıyordum falan. Sizden yalnız şöyle bir ricam olacak. Şimdi hırsızı buraya benim getirdiğimden Esin'in haberi olmasa yani ben sanki hırsızı işte elimden kaçırmış gibi olmuş da sizin sokakta mesela elemanlar yakalamış bir şeyler. Polis memur arkadaşlar devreye gezerken. Niye ki? Şimdi bir Esin'le bir mevzumuz vardı aramızda. Çok da önemli değil yani detaya girmenin alemi yok. Bundan dolayı hani benim hiç alakam yokmuş da sanki ben böyle malmışsın. Yakalayamamışsın hırsızı. Sizin çocuklar falan diye şüphelenmişler falan. Onlar yakalamış getirmiş gibi yapsak. Tamam gerisini hallederiz. Çok sağ ol Allah razı olsun. Var mı isteğin? Kolay gelsin devre. Hadi meseleler. Abdullah abi kolay gelsin. Nasılsın? Olan nasıl oldu? Kolay gelsin abi. Evet, her şey burada yerli yerinde görünüyor. Çok teşekkür ederim. Peki nasıl yakaladınız siz bu hırsızı? Arkadaşlar şüphelenip çevirmişler. Kısa bir sorgudan sonra söyledi hangi eve girdiğini. Ne kadar sevindim size anlatamam. Çok teşekkür ederim memur bey. Şuraya imdat. Tabii. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar teşekkür ederim. Av ve avcının mücadelesinde bir kez daha kazanan avcı oluyor. Ötten aslan. Aslan sürüsü hemen ziyafete başlıyor. Ne oldu yine? Pes edeyim, iddiayı kaybedeyim diye çok uğraştın. Ama başarısız oldun Şevkat. Polisler hırsızı yakalamış. Bütün eşyalarımı geri getirdiler. Hadi ya. Vay anasını. Bak gördün mü? Adamın işi ne kadar zor. Yani bütün emekleri boşa gitti şimdi. Sen dua et, suçu ortağı alarak senin ismini yazdırmadım ben. Edeydin keşke. Vallahi en azından biraz nezarette kafa dinlerdim. Sen böyle zırt pırt arayamazdın. Anlayacağın Şevkat'cığım, senin yardımın olmadan ben burada evimde gül gibi de yaşar giderim. Hadi iyi geceler. Önümüzdeki bir hafta boyunca... Sana da iyi geceler. Şevkat yerimler buradayken senin kılına zarar veremezler. Kızım rahat ol. Of. Fakat bu ısınma problemini acilen çözüm bulmam lazım. Ancak Esin Hanım, bize şu iddia meselesini bir anlatsanız. Ha?
Esin gerçekten şunu bize bir anlatsana. Çok ihtiyacımız var. Bir aydınlatalım. Evet. Anlat bize, dinliyoruz biz. Ne anlatayım? Şimdi biz iddiaya girdik Şevkat'le bu sabah. İşin ucunda iddia varsa Şevkat sonuna kadar dayanır. Allah Allah. Ya şimdi Şevkat yanında Esin olmadığı zaman bize dalarsa ne olacak? Ya o zaman yani sana da yanında Esin yok diye girişmedi ha? Siz Şevkat'i tanımamışsınız. Esin ortalıkta olmasa da hile yapacak adam değil o deli. Niko Bey çok doğru söylüyor. Bildiğin iddiaya ihanettir bu onun için ya. Öyle değil mi Selamiciğim? Aynen Boncuk. Şimdi anlayacağınız üzere de ne demek oluyor bu? Bir hafta boyunca Şevkat'i şefkatli kollarımızla saracağız. Şimdi birazdan adamlar buraya. Trolün babaannesini izleyin lan siz. Selo, bunu yapmak istediğinden emin misin? Herhalde oğlum. Bu fırsat kaçar mı ya? Ya asfalyalar atarsa Şevkat'ti. Senin o sarmak istediğin o şefkatli kollar, sana sarılan Şevkat'in kolu olursa. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Şevoş. Ne dedin sen? Tam anlayamadım. Ne dedim Şevoş? Bak yine dedin. Sen iste. Ben hep derim. Şevoş'um benim. A3 etti. Demek ki kasten söylüyor. Ya bir yanlış anlaşılma, dil sürçmesi falan yok ortada yani. Yani. Ya sabır. Oğlum bak elimde nimet var. Neyse. İyi tarafından bakak. Selam verdik, selam aldık. Değil mi? Hadi hayırlı işler küçük esnaf. Şimdi işmiş dedin de aklıma geldi. Neydi lan öyle az önce o geldim böyle bize falan filan gider yaptın burada. Yok horozumu kestiniz, tavuğumu kestiniz falan filan. Kızın yanında bize şekil şukul yapıyorsun. Kalbimi kırdın kardeşim. Gel buraya bakayım abinden özür dile çabuk. Kalbimi kırdın. Kalbimi paramparça ettin benim. Buraya gel çabuk. Abinden özür. Abinden özür dile dedim lan. At ağzı ne oldu zoruna mı gitti? Oğlum sana şimdi burada bir dalarım. Dalsana lan. Dalsana şekil şukul yapıyorsun. Dal hadi bakayım. Hadi dal. Özür dilerim tabii ya. Ne var ki? Özür dilerim kardeş. Aferin paşam, aferin. Adın neydi bakayım, haylaz oğlan? Selami Taşbaşı. Selami. Aa, Selamicim senin Perşembe 9.30'da zaten randevun varmış. O zaman ben bunun ucunu açık bırakıyorum. Bütün öğleden önceyi sana ayırıyorum. Olur, olur. At ağızlı diyen arkadaştan özür dilendi. Abi dendi. Kendisine abi dendi. Çok güzel. Aynen böyle. Perşembe görüşürüz kardeş. Bir kere sen bana niye öyle atarlı utarlı mutarlı konuşuyorsun bakayım ha? İbibik. Yok hamamın suyu bilmem ne olmuş. Yok göbek taşı kararmış. Yok efendim iş kıyafetlerime takarmış vesaire vesaire. Bir kere sen hancıysan ben hamamcıyım kardeşim, hamamcıyım. Kendi işine bak bakayım sen. İbibik. İbibik. Yok. Kazımcığım ben hani işine karışmak değil de hani ben genel hijyen ve toplum sağlığı açısından sana bir takım uyarılarda bulunuyorum. Yani hala konuşuyorsun can. İbibik diyorum bir kere daha sana. Ya hadi herkesin geldi sakatısı var hadi ya. Hadi ben ya hadi. Hadi sırada bekliyorum. Şevkat bana kızmadın değil mi yani aramızda bir şey yok. Yok kardeşim ne olacak? Aşk olsun. Sana çarşamba 10 diyorum Kazım. Çarşamba 10. Tamam. Abla geç. Yeter artık yeter. Bıktım senden yeter. Bunca yıl çektiğim saçını süpürge ettiğim. Al git emekli maaşını da istemiyorum. Bu yaştan sonra ne isteyeceğim ben senden? Sabır istiyorum, huzur istiyorum, huzur, huzur. Teyze tanışıyoruz mu? Yok evlat. Ha ben öyle birden bir paldır küldür bana giydirmeye başlayınca dedim herhalde ben tanıyamadım teyzeyi. Baktım herkes derdini sana anlatıyor, sana söylüyor. Gideyim ben de sana söyleyeyim dedim. Evdeki adamla konuşamadıklarımı, ona söyleyemediklerimi sana söyleyeyim dedim. Adama söylesem şuracıkta gidiverir. Anladım, anladım. Tamam teyzem. Yani içinde kaldıysa da şey yapabilirsin. İstiyorsan ne bileyim kafama gözüme terlikle falan girişebilirsin. Daha böyle içinde bir şeyler varsa. Hiç problem değil yani. Yok evladım, yok. Yetti bana bu kadar, yetti. Sağ ol. Sen de sağ ol teyzem. Ne zaman istersen öfkeni, acını, nefretini gelip üstüme kusabilirsin. Rahat ol. Hediye aldım şimdi. Sen de ha İsmail. Ben de Şevkat beğenemedin mi? Bir kız isteyeceksin. Ne afra tafra attın la? Tak, tak, tak.
o kız istenecek kardeşim. Yoksa sen bilirsin koca kafa. Koca kafa. Tamam İsmail'cim, sana salı 11 diyorum. Çarşamba öğleden sonra salı dönürüz. Öyle mi? Tamam, o zaman çarşamba 12.30 diyorum sana. Az önce teyze de bir sürü sövdü, saydırdı Şefkat. Bizi niye not alıyorsun? Onu yazmadık bir yere. O amme hizmeti kardeş. Toplu taşımada bile belli bir yaşın üstüne para alınmıyor. Hem sen o güzel kafanı bunlarla niye meşgul ediyorsun ki? Sayılı zaman çabuk geçer. Sen hayatın tadını çıkar, anı yaşa. Değil mi? Şurada çarşambaya ne kaldın? Haklısın kardeşim. Doğru diyorum. Kafa 10 kolu yumurta söz vermişti. Nerede la? Haftaya protein, karbonhidrat bayağı bir enerji depolamak lazım. Çok enerji harcayacağız. Miço, şuradan bana 2 yumurta kır da bir içeyim la. İşim olmaz bebeğim. Bu ne lan? Sen onu geç. Saat kaç usta, saat kaç? Buranın patronu kim? Sensin. Niye geç geliyorsun dükkanına? Nasıl örnek olacaksın çırağına? Senden öğrendim be. Öğrendim, öğrendim. Seni ne ilgilendirir? Yumurtacı. Heh. O ne Şevkatçı? Personel açtır diye yemek getirdiydim. Ha, sen de madem aklını yemişsin, kuru kuru yeme, yanında katık it dedim. Şu benim haftalığı attırmayı şimdi bir gündeme alalım koç. Koç. Oğlum, bak ben bu deftere her şeyi bir bir not alıyorum lan. Sen, ben buraya anılarımı mı yazıyorum zannediyorsun? Kimsenin hakkı geçmesin, kime nasıl davranacağım diye bir bir not tutuyorum. Koç yumurtası. Tut usta. Allah Allah ya. E peki sıra sana geldiğinde beni kim tutacak aslanım, he? Kimse tutmasa da olur usta. Şu bir haftanın ben bir tadını çıkarayım da sonra öldürsen de umurumda değil valla. Oğlum neyin intikamını alıyorsunuz lan siz? İntikam değil usta. Business class de şarj. Ha senin o abi... Şşşt! Git bir çay söyle gel. Sonra cümlenin tamam. Devamını getirirsin. Hadi koş. İki şekerli hızlı gel. Hadi bekliyorum koş. Sana yepyeni tertemiz bir sayfa açıyorum Miço. Dikkatli aç da yırtılmasın bebeğim. Cuma tüm gün. Aşkımlar, canımlar, cicimler havada uçuştu. Boç yumurtası. Defol! Defol git bu evden. Defol! Bitti. Her şey bitti. Sana ait ne varsa al ve defol git. Ne yapıyorsun be? Anladın, ne yapıyorsun? Anladın mı artık? Anladın mı? Şevkat, aç kapıyı kardeşim. Şevkat! Yok, yok. Yok, Şevkat gelin eve arka blokta git. Orada, yok burada Şevkat. Tamam kaç, tamam oğlum. Yok bir şey, sen yatmağa bak. Onlar biraz çalar, çalar gider bu oğlan. Psikopat zaten biliyorum. Bak, gönlüm çaldı, çaldı gitti. Ha ne oldu? Benim uykumu kaçırdığıyla kaldı yani. Oğlan o. Bak hadi şimdi uyuyabilirse uyuyacağız bakalım. Hadi. Niye geldin lan bu? Lan niye? Allah! Ben tutuyorum Şevkat. Hadi kalk. Ya oğlum sen bela mısın lan? Oğlum, bela mısın oğlum sen? Bak hayvanı da tedirgin ettin. Ne yapıyorsun lan sen? Psikopat mısın oğlum? Hırsımıza mı göz diktin lan şimdi de? Şevkat, o kadar kapıyı çaldım açmayınca mecburen pencereden girdim kardeşim. Oğlum sen ne ayaksın lan? Ne oluyor ya? Bu gürültü de böyle. Ne olacak? Benimki gelmiş. Büyük aşkım gelmiş, çarşaflarımı şekiştiriyor. Üstüme başıma saldırıyor. Ya Şevkat, bırak şimdi bunları. Gözünü seveyim. Koş, yetiş kardeşim. Bak, müstakbel kayınannem, müstakbel kayınbabam sokağa attı. Bağır, çağır, küfür, kıyamet, yıktılar mahalleyi. Bana ne oğlum? Bana ne oğlum? Ben senin için yapacağım her şeyi yaptım. Bu saatten sonra ben senin için komşudan bir duz bile istemem. Sakin ol oğlum, tamam. İşin... Buralara gelmesinin tek sebebi bu aşktan yüreği pare pare olmuş bu zavallı bir çare İsmail mi? He Şevkat? Ne diyorsun oğlum sen? Ne ayaksın lan? Şevkat, İsmail haklı. Yani bu iş bizim sorumluluğumuzdaydı, biz batırdık. Gidelim bir şeyler yapabiliyorsak yapalım, hadi. Hadi Şevkat, ne olur lan. E gidelim bari, ne bak zaten uyku da tutmadı. Senin de inadın tuttu. Bu saatten sonra bana bir aksiyon lazım. Oğlum gel seni de atayım bari bahçeye de, ha. Aha. Mışsınız yatağı da, aferin size. Sen bununla mı yatıyorsun ya? Ya hadi çıkalım hadi, tamam. Hadi buyurun hadi. Al.
neyin varsa git. Allah'a yakın, bana uzak. Ya atıp durma be Gülperi. Bir şey istemiyorum ben. Ceketimi alır giderim, merak etme. Dur. Anne, anne gözünü seveyim yapma. Ne olursun dur anneciğim. Al, al onu da. At. Al. Başına çal. Ya atkili eldiven de atsaydım ya, hava soğuk. Bana iyi olur ya. Üşüyorum. Anne sen ne yapıyorsun ya? Delilleri yok ediyorum. Aşkı öldürmüş. Öldüren kendisi, ben de delilleri yok ediyorum. Tamam mı? Çekil. Anne, anne. Abla, abla dur. Abla kaç, kaç. Ne oldu lan? Nedir bu? Kanka durun berabere. Gülperi Yengeç'in bir hata kalktı. Bozkır abinin kirli çamaşırlarını ortaya koydu. Bir şey kaçırmadın lan. En heyecanlı anı ha. Aa, şunlara bak ya, bir de rahat rahat izliyorlar. Hakikaten lan. Millet burada kavga ediyor, siz burada maç izler gibi almışsınız çekirdeği. Oha, oha bu kadar çekirdeği. İnsan çitler mi lan? Oo. Oğlum karı koca arasına girilmez. Bilmiyor musun lan sen? Ata ağızlı. Şevkat, sen bir şey yapacak mısın yoksa ben mi müdahale edeyim? Dur kızım, sen nereye müdahale ediyorsun ya? Ben ederim, sen karışma. Gördük kız isterken nasıl müdahale ettiğini. Tövbe yarabbi ya. Madem bana aşkın bitti. Ay! Açık açık söyleseydin o zaman. Söyledim zaten. Ha, kızı istemeye geldikleri zaman tam sana yakışan şey. Yersiz bozkır. Ya bırak. Ya Gülperi yenge. Ya bozkır abi, gözünü seveyim. Olacak iş mi şu sokak ortasında ya? Evet ya, bir oturalım konuşalım, bir sakin olun. Ya bir karışma Şevkat. İçinde bulunduğumuz durum zaten senin yüzünden be. Ben de öyle dedim ama. Emanet. Ay tamam. Anne al, ne olur yapma. Bunları da yeni evine koyarsın. Süslersin. Al. Teze, hadi içeri gir balım, üşüteceğim. La gerizekalı ya, bayağı la. Burada kavga çıkıyor da bu da hala içeri gir, üşüteceğim dedi. Abi bu yengede de ne sinir varmış, gözünü seveyim. Gel bak biz uzayak buradan, hadi gözünü seveyim, hadi. Ya bırak zaten, senin yüzünden bu içinde bulunduğumuz durum şey, ya. Şey, ben kimsenin önünde eğilmem kızım. Ah! Ben sana eğil dedim ama. İnşallah artistik almamıştır lan. Ama böyle olmuyor ki yenge ya. Yani sizin ikinizin kavgasının arasından olan masum sivilleri oluyor. Durma sen de onun yanından. Keşke senin yanından sektirip onun kafasını patlatsaydı. Bir taşla iki kuş. Ya Gülperi sen bardağı taşırdın ama be. Kız git tabakları getir. Koş, koş. Anne yeter artık ya. Hadi gir sen içeri. Ver alırım. Anne, anne gel. Şevkat, biz ne yapsak işe yaramayacak galiba. İkisi de birbirinden öfkeli, baksana. Ne yapacağız? Ay anne! Al! Bu da aranıza girdiğim aşkın. Al bunu da yanında götür. Ya beni evden attın bari, bunu atma Gülperi ya. Bunu herkesin yanında benim hakkımda atıp tutmadan önce düşünecektin. Bozkır Efendi! Buyur Bozkır abi, kırılmadan tuttum. Ya kırılan kırılacak kadar kırıldı be Şevkat ya. Öyle deme abi, kırık olsa yerinde duramayın ya acıdan. Acıyor mu? Başıma gelene bak ya abi. Alayım bunu. Bırak. Bozkır abi, nereye gidiyorsun? Ya ne bileyim, bir otel motel bir yere gideyim, yerleşeceğim ya. Olur mu canım öyle şey? Gelir bize kalırsın. Aferin kız, iyi dedin. Tamam gel gel, sen şey yapalım abi. Bize gidelim gel. Ya olur mu Allah aşkına? Ya Allah aşkına, otellerde yatırmayayım. Gel gel gel. Gel gel, bize gidelim. Gel gel. Ya bırak. Bozkır abi. Vallahi bırak. Bırak. Vallahi bırak. Ya. Gel ben ya. Aşk olsun. Öyle mi olur? Ya bırak. Bozkır abi lütfen. Ya. Ya bırak Şevk Allah aşkına. Her şeyin sebebi sensin ya. Bir de senin evinde mi kalacağım ya? Aşk olsun ya. Niye ben oluyorum sebebi ya? Orada Cuma'nın boş boğazı yüzünden oldu. Sen de bana atıyorsun iftirayı ya. Hadi gel gel. Ama öyle kız istemeye olur olmaz. Herkesi götürürsen olacağı bu zaten. E maşallah, sen de tam iyi gün dostu çıktın ha. Ha bir gardımızı indirdik, hemen alttan boşluğumuza çalışmaya başladın. E kızım sen de oradaydın. Sen de müdahale edeydin o zaman. Ha? Sen isteseydin kızı. Laf. Ya bu, vay be. Gülperi'nin bu son hareketi var ya, bu sızı atması. Çok koydu bana. Tezeni de çok yıprandı. Çok üzüldü bu akşam. Ya, tabii genç kız ama. Şimdi bu yaşlarda çok etkilenirler, duygusal olurlar.
Neyse biz girek içeri de. Gel. 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 Kezene. İsmail. Kezene. İsmail. Sen nereden çıktın? Bir yerden çıkmadım tezene. Ben zaten her daim senin yörüngendeyim. Sen benim güneşimsin. Sen de benim dünyamdın İsmail. Ama bu gece dünyam yıkıldı. Annemle babam boşanıyorlar. Ne olacak kız? Büyük resme baksana, biraz kozmik düşün. Bir çift boşanıyor, başka bir çift evleniyor. Yani biz bu şekilde evrenin dengesini korumuş oluyoruz. O ne demek İsmail? Bu şu demek... bu şu demek, artık seni isteyebileceğimiz kimse kalmadığına göre self servis evlenebileceğiz. İsmail, sen hobi olarak boş zamanlarında duvara kafa mı atıyorsun? Yok, niye ki? İsmail, annemle babam barışmadan seninle hayatta evlenmem. Ulan Cuma Usta, hepsi senin yüzünden. Bir metre boyun var, türlü türlü huyun var la. Aşka giden yolumu cam macunlarıyla, kör tapalarla tıkadın. Şu da yorganın abi. Banyoyu biliyorum, tuvalet. Şey yapma, çok da kafayı yorma abi. Vallahi sabah ola ayrı ola, boş ver, şey yapma. Sabah olacak şey belli ya. Boşanma avukatına gideceğim, davayı açacağım. Ya abi olur mu öyle şey, gözünü seveyim. Sen bu cuma hıyarının laflarına ne bakıyorsun ya? Daha antropoza bile girmeden 40 yıllık evlilik bitirilir mi ya sen? Yok, şey yapma. Bitiriliyormuş demek ki. Ya abi öyle deme, gözünü seveyim ya. Bak sen aile reisisin, kız babasısın. Öyle ha deyince ha boşandık, ayrıldık, oldu, bitti. Olur mu öyle şey ya? Lütfen bak, gün doğmadan neler doğar. Sen güzel düşün abi. Sen kafanı ferah tut. Hadi, Allah rahatlık versin. Yatalım da Şevkat, yani benim gözüm uyku girmez ki şimdi ya. Abi uyku girmiyorsa bu benim çizgi romanlardan birini vereyim. Bunu oku, bu hemen dalarsın uykuya. Bozkır abi. He? Ne diyorsun? Vereyim mi benim çizgi romanlardan birini oku? Eyvah. Uykuya dalamamış hali buysa. Oh, bir de horluyor ki. Ya aşık adam tabii abi, horlaması bile gurur yani adamın. Çok alim gerçekten. Bakıyorum da hemen ayak uydurmuşsunuz Keler Mahalle'ye. Şimdi Bora kardeş, nasıl ki bu ekmeğin gıtır tarafı makbulse, mahallenin de kenar olanı makbul oluyor. Bizim mahalle öyle sokaklarında çocukların koşturduğu, nesli tükenmekte olan mahallelerde. Evet ya, öyle etrafı betonlarla çevrilik, güvenlik listelerde yok o mahallenin sıcaklığı. Abi canım. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar, merhabalar. Merhaba. Esin'cim, şimdi duydum. Resim galerisi açmayı düşünüyormuşsun, doğru mu? Evet, doğru. Tadilatı bitmek üzere, çok yakında açacağız. Ne kadar güzel. Genellikle yurt dışında eğitim alanlar ülkemize gelmeyi tercih etmiyorlar. Seni tebrik ediyorum. Demek ki dönmesini sağlayan nedenler var burada. Olmaz mı canım? Yani sonuçta kız burada doğdu, toprak çekiyor. O da vefa borcunu ödemek için döndü mahallesine. Siz de mi ressamsınız? Yok, o yumurtacı. Ressamlık biraz incelik ister. Tabii, tabii. Ressamlık biraz incelik ister. Yalnız hatırlatayım, Hitler de ressamdı yani. Dünyaya da pek incelik bıraktığını söyleyemeyiz, değil mi? Evet. Dikkat etsene sersem! Uğra Bey, kusura bakmayın, bir daha almayacak. Dur kardeş, dur la dur.
Şevkat sen bırak, garson halleder. Yumurtacı da yardım eder kardeş. Kardeş sen bir çek çek getir buraya, bir çek çek de al adamın ayağına bak. Teşekkür ederim beyefendi. Ya kardeş biraz kız kız, beynimiz yandı la arkada gümbür gümbür la. Açık anladınız mı buranın gerçek niyetini? Yok, anlamadık. Neymiş? Resmen Şevkat'ı rezil etmek için düzenlemiş bu partiyi. Ya Bora'nın tavırları benim de canımı sıktı ama Şevkat de gayet kendi başının çaresine bakabiliyor. Bora'nın bu kadarla kalacağını hiç sanmıyorum. O sonraya bir şeyler saklıyordur kesin. Esin, bu arada Şevkat nerede? Açıktan nerede o ya? Ya Ayça niye ısrar ediyorsun kızım? Bu gece gelemem dedim ya sana. Ya of Ayça uzatma, tamam. Tamam yarın bizim golf kulübünde oturur bir şeyler yeriz, tamam mı? Hadi kapatıyorum ben. Arama beni bir daha. Oğlum Şevkat. Bu dünya esine çak etmiyor. En sonunda emanetin canını yakacak. Şevkat, neredesin ya? Kayboldun bir anda ortadan. Ha yok, bir hava almaya çıktım ya. Bir şey mi oldu? Senin canın bir şeye sıkkın gibi. Yok. Benim Süreyya'yı düşünüyordum, nasıl oldu acaba diye. Merak etme, iyileşir. Sevgili misafirler, gecenin şeref konuğu Şevkat'le bizi bir araya getiren Esin'i huzurlarınızı tango yapmaya davet ediyorum. Çünkü kendisi tangoda çok iddialıdır. Oğlum bak ben Arjantinli değilim ama Maradona'dan daha iyi tango yaparım. Anladın mı beni? Yo anlamadım. Anlatsana. Bora, ne yapıyorsun sen? Hiç gerek yok böyle bir şeye şu an. Alkışlarınızla kendilerine biraz cesaret verelim. Çünkü Şevkat tangoda iddialıdır. Dedim size. Bütün amacı Şevkat'ı rezil etmek diye. Bu sefer kesin başaracak. Hadi ama herkes sizi izlemek için sabırsızlanıyor. Tamam. Bora. Şevkat, sen bana uy, olur mu?
meraktan çatlamak üzereyim. Nerede öğrendin sen böyle tango yapmayı? Arjantinli bir mektup arkadaşım var da onunla böyle yazışırken o bana bir tarifini yazdıydı, oradan öğrendim. Söylesene şunu. Ya şimdi benim yumurta sattığım bir huzur evi var, tamam mı? Böyle mal vermeye falan giderken arada tabii oradaki yaşlı insanlar da ziyaret ediyor. Yani çok ilgiye muhtaçlar, biliyor musun? Orada bizim bir Mualla Hanım teyzemiz var. Tam bir İstanbul hanımefendisi ama. Bir dakika. Gel. Ah, Deloma. Nasılsın? Güzeller güzeli. Neredesin sen? Geldik işte. Nasılsın? Canım, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bak lokum getirdim. Aşağıdakiler bitirmeden gel yiyek. Yo, önce tango. Ama Ankara havasına ne zaman geçeceğiz? Bu son ders. Bir ay sonra da sen bana Ankara havalarını öğretirsin. Kaçış yok yani. Yok. Tango. Şefkat, ayaklarına dikkat et. Olmadı mı? Beşte bitiyordu. Ama şimdi ben hem aşağı bakıp hem onları yapamıyorum. Bir daha yapalım o zaman. Hadi. İki, üç, dört, beş. Aa, yok, yanlış mı gittim? Ay, beşte bitiyordu. Bir daha ortaya gelelim o zaman. Yedi, sekiz. İşte bu kadar ya. Aa. Ne oldu? Pikap bozuldu. Bozulmuş hakikaten. Aa, Allah. Neyse, sen sıkma canını ya. Ben bunu tamir ettiririm. Gel biz şu aşağıdakileri bitirmeden bir lokum yiyek seninle. Gel. Gel hadi, gel. Dur. Dur. Gel. Geç. İşte öyle her ay orada Mualla Hanım teyzeyi eğleyeceğiz diye onunla öyle tango yapa yapa öğrenmişiz demek ki de. Ben de bilmiyordum yani bu kadar tango yaptığımı. Vallahi baya baya tango yaptık. Herhalde biraz gaza geldim ben de orada. Bebeler bir eziklemeye çalıştı falan ya. Baya baya tango yaptın. Ya ne güzel işte bak. Hem Mualla Hanım'ı mutlu etmişsin hem de partide tango kralı oldun. Allah Allah. Ya be bravo kızım, neyimiz ya. Bak emanet sana bir şey diyeceğim de yanlış anlama. Gözünü seveyim beni bir daha. Öyle con ortamlara sokma ya. Yani uyumlanamıyorum işte, görüyorsun ya. Tamam. Zaten sen üstüne düşeni fazlasıyla yaptın bu akşam. Yani sen huzur evine o yumurtaları satıyorsun. Öyle mi? Ya ne yapacağım? Bedava mı verecek? Görüyorsun işte, gıt kanaat geçiniyoruz. Benim de huzura ihtiyacım var Esin. Ah be ablacığım, benim kısmetime de sen geldin ha. Senden sonraki güvenlik arkadaş erkek miydi? Evet. Söyle ona çok parlıymış. Otoparkta yeri yoktu da. Sen manyak mısın be adam? Bazen. Hele böyle ikili oynayan sahtekarları görünce manyak kere manyak oluyor. Ya sen ne istiyorsun be? Sadakat, dürüstlük, adalet. Var mı sende? Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma Şevkat. Bu elini indir oğlum.
Bana emanetse burnumu da sokarım, arabayı da sokarım. Senin başını da büyük belaya sokarım. Bana bak, ölmeden önce dövülmesi gereken adamlar listemde en tepedesin oğlum. Eğer bu pisliği temizlemezsen, eğer bu yaptıklarını Esin'e anlatmazsan... ...seninle bizzat ben ilgileneceğim, anladın mı? Yani 24 saatim var oğlum, 24. Salep var mı kardeş? Yok, yok abi. Vallahi, nasıl mekan la bura? E ben o zaman gideyim, başka bir mekanın camından içeri kamyonetle gireyim ya, değil mi? 24 saat oğlum. Al. Faturayı da buraya göndeririz. Tamam. Hadi kolay gelsin. 24 saat. Golf kulübü kafeteryasına acil güvenlik destek istiyorum. İyi misiniz? Vay, olaya bak. Ana. Şevkat usta, duyduk, duymadık, ne duyayım millet? Aa, bir şey oldu galiba. Yok ya, ne olacak? Gel biz işimize devam edelim. Sana lanem yıkılıyor. Ne oluyor lan, rahatsızı? Sana lanem yıkılıyor abi. Şevkat ustanın son macerası internet düşmüş, çığ gibi yuvarlanıyor. Ver la, ver bakayım, izleyelim şunu. Lan bu benim araba. Oha! Oğlum herif camdan girmiş lan. Lan mahvetmiş lan arabayı lan. Bitmiş oğlum araba lan. Oğlum bu yine kime atarlanmış ya? Nereye girmiş oğlum bu böyle? Ne bileyim kardeşim ben. Bu manyak benim camdan naciz bedeniyle girmişti. Şimdi vites yük çakmış herif. Arabayla giriyor anlıyor musun? Hayır bundan sonrası ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Ne yapacaksın yani? Hani uçaktan gemiye intihar dalışı mı yapacaksın? Herif harbiden manyak biliyor musun? Yok yok. Onu İkinci Dünya Savaşı'nda yaptılar. Bu topa girmez. Ben Felix gibi uzaydan dalış yaparak uçan kafa rekoru bekliyorum. Kesin! Bu konuyla ilgili iki tane zıt atasözü var. Birincisi, keskin sirke küpüne zarar. İkincisi, öfke baldan tatlıdır. Sizce bu hareket hangi atasözünün kapsama alanına giriyor? Niko, benim şöyle bir teklifim var kardeşim. Bence atasözlerini bir kenara bırakalım. Şefkat sözleri yazalım biz. Yani ne bileyim mesela, camdan format atılır. Oldu. Cama geleceğim, amcama gelsin yazalım o zaman. Süper, o da olur. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunları yazalım baba. At ağız diye bir karşılama töreni yapalım biz. Donatalım şöyle mahalleyi, ha? Hatta bak ne yapalım biliyor musun abi? Dükkanların camlarına park yapılmaz işareti koyalım. Bitmiş oğlum ya. Baksana far bitmiş lan far. Uça. Yürü git lan. Ya gördüm nasıl gireceğim lan içeri. Vay be, senin araba iyi dayanmış kardeşim. Yekpare kocaman cam, evde kalın. Nereden baksan 1500-2000 lirası vardır bunun. Keşke ben bunu yenilesem be. Nerede bu mekanın yeri biliyor musun sen? Ne bileyim lan ben. Yes, yes. Evet. Hayırdır inşallah. Herkes bir park yapılmaz tabelası bir de yazarsın. Cilal sen de hadi. Cama geleceğini amcama gelsin. Dikkat cam. Silik çıkmış oğlum bu. Toner bitiyor. Cimri muhtar toplarsa Rizan paraları esirgensin toneri be. Yok yok cimriliğinden değil. Şimdi onun muhtarlık benim hamamın yanında ya. Ha. Sıcaktan tonerleri kuruyor onun. Değil mi Niko? Asmet. Hadi hadi. Cilal'i sen de yaz. Kolay gelsin hanımlar. Merhaba. Biz aramızda bir esnaf kampanyası başlattık. İsteriz ki siz de katılın. Katılın ve dükkanınızı koruyun. O ne ya? Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi bir son dakika gelişmesi oldu. Onun için icap etti. Esnaf olarak sizi bilgilendirmek istedik Esin'ciğim. Ne gelişmesi? Kim ne yaptı yine? Çok çok çok. Şevkat'ten son bu kadar. Cam fantazisi devam ediyor. Şöyle takdim edeyim ben size. Şöyle bir misal. Ay şunu bir tutar mısın? Tutmaz mı? Ay manyak bu adam ya, tam manyak. Benim araba. Bu kadar da fazla ama neden yapmış bunu?
Cidden niye böyle bir şey yapmış biliyor musunuz siz? Şimdi Şevkat mal vermeye gitmiştir. Yumurtalarını beğenmemişlerdir. O da arıza çıkartmıştır. Yok. Bu mevzu yumurta mevzusu olsa yumurtayı adamın kafasında kırardı. Mevzu çözülürdü. Bana kalırsa orada birisi buna efelendi. Arabayı buraya park edemezsin. Edersin edemezsin derken mevzu böyle gelişti diye düşünüyorum ben. Yok. Tamamıyla cam fantazisi. Büyük cama görünce girmek isteyeyim. Siz tanıyor musunuz bu mekanı veya biliyor musunuz bir yerin neresi acaba? Yok ya, nereden bileceğiz? Aa, bir dakika. Ben biliyorum bu mekanı. Harbiden mi? Bora'nın üye olduğu kulüp burası. Bu ne bela bir herifmiş ya. Çok normal bir şeymiş gibi arabayı cama sürüp içeri girdi. Ayça, bu konuyu kapat artık. Peki ya sen niye polis aramalarını engelledin? Olayı kapattırdın. Çünkü olayın büyümesini istemedim. Esin'in kulağına gitmesin diye kapattım mevzuyu. Anlamadım sanma. Gizem, emin misin? Evet, ben de gittim birkaç kere. Ne kulübü bu bakalım? Golf. Golf kulübü. Tamam ya, güzel. O zaman Esin Hanım, maşallah tadilata başlamışsınız. Hayırlı olsun, benden de yardım alırsınız herhalde artık değil mi ya? Bakarız ona. O zaman hadi biz yapıştıralım gidelim. Gel. Telefonunuz. Takdim edeyim ben. Kolay gelsin. Sağ ol. Aradığınız kişiye yok. Şu an... Kapalı, açmıyor, yok. Dur, ben bir Bora'yı arayayım. Hah. Alo Bora. Ne var Gizem? Sen bugün kulüpte miydin? Niye soruyorsun? Şevkat kulübe arabayla girmiş. Neden böyle bir şey yaptı? Kızım, bana niye soruyorsun? Herif arızanın teki. Sanki bilmiyormuşsun gibi. Hareketlerini bir mantığa mı oturtmaya çalışıyorsun? Ay. Ne oldu, ne diyor? Hiçbir şey söylemedi. Şevkat arzanın teki dedi. He, kulüpteymiş yani Bora. Evet. Ya kesin o yüzden girdi hocama. Nerede bu ya? Yok, ben burada böyle bekleyemem. Eve gideceğim, belki eve gelir. Orada bekleyeceğim. Dur, Esin kandırıyor sen ya. Esin üzme bu kadar kendini. Ay. Sence Şevkat neden böyle bir şey yaptı? Aslında benim bir fikrim var. Ne? Bence Şevkat Esin'e fena tutuldu. Diyorsun. Ya Esin, şu lampanya için bir şeyler yaratıcı bir şeyler çiziktirmeseydin ya. Çizeceğim ben. Çizeceğim. Ne oldu lan, niye bu kadar sinirli? Şevkat'in yaşadığı yerde öfkeden sual olmaz. Üzüm üzüme baka baka. Oğlum biz niye kararmadık o kadar? Başka bir dalga var sanki ha? Var başka bir dalga. Neymiş lan o? Bence Esin Şevkat'e tutuldu. Yok artık. Allah Allah. Efendim 17 lira. Buyurun. Teşekkürler. Evet. Paranız da sahte değilmiş. 17 lira efendim. Gerisi de 3 lira da çocuklara bahşiş değil mi? Buyurun efendim. Niye? Efendim buyurun. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Buyurun. Buyurun. Allah Allah. 3 lira ya. 3 TL. Allah. Uf. Patron, şuna var? Baksana bir ya. Ne var, ne? Bak, şuna bak, şuna. Ne var oğlum? He? Oh my God'ınız da vuruyor man. Bu bizim yumurtacı Şevkat değil mi? Aynen o lan. Vay be Şevkat. Lan tam kötüye yakışacak bir hareket biliyor musun? Tam kötüye yakışacak bir hareket. Benim nasıl aklıma gelmez lan bu? At bakayım şunun linkini, at bakayım bana. Olur patron. Aynen. Bahar bunu bana, bu şunu adres göstermiyor bu çocuğu bana. Vay be. Eyvallah. Bu tip ne lan? He? Tamamdır patron, yolladım. Tamam, işine bak, işine bak. Aynen, ben de aynısını yapayım. Ama şimdi aynısını yaparsam copy paste olur. Hoş geldiniz efendim. Ne acayip tipler geliyor arkadaş bizim buraya da ya. Nasıl değiştiririm ben bunu? Kamyon olabilir. Aynen, kamyonla gider. Odunu da yüklerim kamyona. Böyle de telif isteyemez. Bu kadar basit. Her şeyi ben mi çözümleyeceğim? Araştırın diyorum, bunları bana bilgilendirin diyorum. Ama anlamıyorum. Allah Allah. Hamut, ne yapıyorsun lan? Bana bak, kiralık kamyon var mı sende?